Merhaba arkadaşlar. Aslında istediğim sesim birazcık düzelsin. Ondan sonra video çekeyim ama 10 gün oldu ses düzelmiyor. Evet, bu kadar düzeliyor. Artık idare edeceğiz. Şimdi öfke, kıskançlık, birisini hazmedememe, içimizin birisini almaması, birisini itici bulmak hepimizde olan şeyler. Yani kimse kimseyi sevmiyor ya da herkes herkesi kıskanabiliyor. Bu hepimizde var. Fakat şimdi ben birisini sevmiyorum diyelim ki. Birisini kıskanıyorum. Ne yaparım? Sevmediğim insandan uzak dururum arkadaşlar. Sevmiyorsam gitmem, görüşmem, itici buluyorsam mümkün mertebe az karşılaşmaya çalışırım onunla. Ve bu duygumu da paylaşırım diğer insanlarla. Derim ki ya Ayşe de gelsin, ya ben Ayşe'den bilmiyorum, ya haz etmiyorum, Ayşe'den o kadar hoşlanmıyorum, Ayşe geliyorsa beni çağırmayın falan derim. Ve bunun sebebini de bilirim az çok. Onu kıskanıyorumdur ya da o bana bir şey hatırlatıyordur, o bana acı veriyordur ve ben bu duygumu tanımlayabiliyorumdur. Fakat narsist kişiler böyle değil arkadaşlar. Şimdi narsiste narsist olmayanı ayırmak konusunda başlığımızda bu şekilde attık ya. Başlığı atmadım da muhtemelen böyle bir başlık atacağım. Şimdi narsist kimse kıskandığı, sevmediği, hatta nefret ettiği insandan uzak durmuyor işte. Peki narsist bir insanın hedefi haline gelmeniz için nasıl özelliklere sahip olmanız lazım? İtici mi olmanız lazım? Beceriksiz mi olmanız lazım? Zayıf mı olmanız lazım? Hayır. Hiç öyle değil aslında. Hani şöyle düşünülüyor olabilir. Evet, narsistin eline düşmüş çünkü çok zayıf karakterli. Hayır, zayıf karakterli olduğunuz için narsist birinin eline düşmüyorsunuz. Bilakis narsist size baktığında diyor ki ya bu insanda bu özellikler var ama bende bunlar yok. Bunlar bende yok. Size bakıyor, imreniyor, sizi kıskanıyor, size özeniyor ve sizde olan her şeye sahip olmak istiyor. Çünkü narsistler ne kadar kendilerini güçlü göstermeye çalışırlarsa çalışsınlar, içlerinde sizde gördükleri güçten içten içe korkarlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya Tülay Hanım ne gücü ya? Ben kendi halinde evden işe, işten eve giden bir insanım. Ya da ben kendi halinde bir ev hanımıyım. Ya da ben kendi halinde bir insanım. Benim işte param da yok, öyle gücüm de yok, kariyerim de yok. Benim kıskanılacak hiçbir şeyim yok. Öyle demeyin arkadaşlar. Narsist bir insanın sizi kıskanması için öyle illaki de malınız, mülkünüz, paranız, kariyeriniz olmasına gerek yok. O narsist insanlar size baktıklarında, hatta öyle çok güzel, çok yakışıklı değilim de diyebiliriz. Neyime kıskandı, neyime hedef aldı, neyimi almak istedi? Neyinizi biliyor musunuz? Eğer siz böyle kendi halinizde bir insan bile olsanız, duygularınız varsa, bakın duygularınız varsa, canlı yaşıyorsanız, kızıyorsanız, üzülüyorsanız, hata yaptığınızda pişman oluyorsanız, yani kanlı canlı bir hayatınız varsa, canlıysanız, sevinince coşkuyla tepki veriyorsanız, üzülünce hüngür hüngür ağlıyorsanız, tamam mı? Yani yaşıyorsanız bu narsist insanın hedef olmanız için yeterli. Çünkü narsistler gerçek anlamda yaşamıyorlardır. Yaşamıyorlardır. Onlar daha çok küçük yaşta, çocukluk yaşlarında çok acılı yaşantılardan geçtikleri için, aslında onlar da bir narsist ebeveynin kurbanı oldukları için hayatta kalma stratejisi olarak kendini ikiye bölerler arkadaşlar. Kendini ikiye bölerler. Dışarıya karşı güçlü, efendim kudretli, başarılı, özgüvenli bir imaj yansıtırlar ama bütün acıları, öfkeleri, kıskançlıkları, kızgınlıkları da kendilerinin bile görmeyecekleri gizli bir bölmede dışarıya atılmak için beklemektedir. Onlar o acılarıyla, kıskançlıklarıyla, içlerindeki eziklikle, yetersizlikle, başarısızlık duygularıyla asla yüzleşmemektedirler. Hani annemler ama çok iyi. Anne muhteşem bir insandı, biliyor musun? Annem şöyle anlatıyordur ama annesi ona yapmadığı eziyeti bırakmamıştır. Annesiyle babası boşanmıştır ama o oradan çok kuvvetli çıkmıştır. Evet, annemle babam boşandı ama sonra işte babam birisiyle evlendi. Onun da işte çocuğu vardı falan, başka öbür eşinden. Biz çok iyi anlaştık. Kocaman bir aile olduk falan. Böyle anlatırken onu bulabilirsiniz. Yani onlar travmatize olmuş yanlarından bahsetmezler. Bunu da hissetmezler zaten. Peki arkadaşlar, evrende hiçbir duygu kaybolmadığına göre, yani bu dünyada hiçbir şey kaybolmadığına göre, mesela su kaybolmuyor. Ne oluyor? Su buharlaşıyor değil mi? Hani hiçbir şey kaybolmaz. Yitirmiyoruz biz hiçbir şeyi. Sadece dönüşüyor. Sadece bir şeyler sürekli dönüşüyorsa bu evrende. Bu insanların, narsist insanların çektikleri acı, içlerindeki kıskançlık, öfke, kin nereye gidecek? Çünkü dedim ya en başta, bu insanlar kendilerini bölerek yaşamaya alışmışlardır. Bölünmüş bir kişilikte yaşamaktadırlar. İki tane yüzleri vardır. İki yüzleri vardır bu insanların. Bir taraflarında sevgi dolu, merhametli, güçlü, kuvvetli, kudretli. Zaten narsist insanların
yaptığı kötülüğü tanımlayamamanızın sebebi de bu. Çünkü gelirler size yardım ederler, ev taşırken size yardım ederler, doğumunuzda yanınızda olurlar efendime söyleyeyim cenaze. Yani o kadar iyilerdir ki ayaklar, bu eğer bu narsist insan sizin aşk ilişkisi yaşadığınız birisi ise, eşinizse, ilişkinizin başında ayaklarınızı yerden kesmiştir. Ya da hala sürüncemeli bir ilişki içindesinizdir. Belki de çok yakın bir kız arkadaşınızla, erkek arkadaşınızla böyle bir ilişki, hemcinslerinizle de yaşıyor olabilirsiniz. İyi mi kötü mü karar veremezsiniz. Onun iki yüzü vardır. İyiyken çok iyidir, kötüyken de çok kötüdür. Ama bu kötülüğü de şöyle tanımlayamazsınız. Siz bir huzursuzluk hissedersiniz ama bunun adını koyamazsınız. Kendinizden kaynaklandığını düşünürsünüz. Çünkü siz bu insanlar için, burası biraz sarı karışık olmaz umarım. Bakın, narsist insan sizi hayatına çekti. Böyle bir insanla ilişkiye başladınız. Onun sizi çok sevdiğini, çok beğendiğini, size yardım etmeye çalıştığını düşünüyorsunuz ya. Aslında narsist insanın için siz sadece bir nesnesiniz. Onların bu hayatta var olabilmek için tek bir şeye ihtiyaçları var arkadaşlar. Taşıyıcıya. Hani dedim ya, kişiliklerini böldüler diye. O bölünmüş taraftaki, kötü taraftaki acısını yansıtacak birine ihtiyaç duyuyor. Nefretini yansıtacak birine ihtiyaç duyuyor. Siz onların taşımadığı, taşıyamadığı bütün yüklerin hamalı olarak oradasınız. Ve sizin için yaptığı her şey aslında canlı değil, stratejik. Ve bunu ilişkinin başında hissetmeniz gerçekten çok zor. Zayıf değilsiniz ama bir zaafınız var. Bakın, ve bu insanlar her zaman zayıf olduğunuz için değil, zaaflarınızı kullanırlar. Mesela sizin baktılar, yalnızlık bir zaafınız. Size yalnız hissettirmemek için elinizden geleni yaparlar ve siz o insan sayesinde yalnızlığınızın kaybolduğunu hissedersiniz. Ya da parayla ilgili bir zaafınız var, parasızsınız, size para yardımı yapar ve buradan hayatınıza girebilir. Zaaf, ilgiye mi ihtiyacınız var? Sizinle öyle bir ilgileniriz ki dersiniz ki ya benimle daha önce hiç kimse böyle ilgilenmemişti. Zaaflarınızı görürler, zaaflarınızı kapatırlar. Şu kadar bir şey verirler ama kocaman bir şey alırlar sizden. Yani şu kadar vermelerinin karşılığında şöyle bir şey alıp götürürler. Onlar size baktıklarında röntgeninizi, hatta MR'ınızı çekerler. Sizde olan, onda olmayan şeyin çok farkındadırlar. Ama siz kendinizde olan şeyin farkında değilsinizdir. Onların gözünü diktikleri şeyin farkında değilsinizdir. O neye gözünü dikmiştir? Canlılığınıza, yaşam enerjinize, huzurunuza, iç huzurunuza. Dedim ya, malınızın, mülkünüzün, bir şeyleriniz olmasına gerek yok. Siz normal yaşayan bir insansanız, hani film seyrettiniz, ağlıyorsunuz. Efendime söyleyeyim, yaralı kedi gördünüz, üzülüyorsunuz. İşte bir yerden size bir şey geliyor, bir hediye geliyor, seviniyorsunuz. Canlısınız, canlı. Bu canlılık onların hiç bilmediği, hiç hissetmediği bir şey ve bu canlılığınızı hop elinizden alırlar. Ve siz bu insanlar hayatınıza girdiğinde bir taraftan çok eğlenirken bir taraftan da yaşam ışığınızın sönmeye başladığını, daha depresif, daha melankolik olduğunuzu hissedersiniz. Bir tek bu kişinin yanında daha mutlusunuzdur. Güldürüyordur, eğlendiriyordur sizi. Zaafınız her neyse oraya oynuyordur. Onun yanında iyi hissettiğiniz için giderek o insana daha bağımlı hale gelirsiniz. Ama arkadaşlar, bu şu demek değil. Her kıskanç insan narsist. Hayır arkadaşlar. Dedim ya. Hepimizin içinde kıskançlık, öfke, bir şeyleri içimizin almaması gibi duygular vardır. Bu çok sağlıklı bir şeydir. Fakat sağlıklı insanlar, ben baktım, seni kıskandım. Ne yaparım? Uzak dururum yahu. Uzak dururum. Sevmediğim insandan uzak dururum. Fark bu. Sevmediğimi fark ederim. Derim ki bu sebepten sevmiyorum ya, bu sebepten sevmiyorum ve bu sebepten ondan uzak duruyorum. Ama narsist öyle değildir. Narsist uzak durmaz. Patoloji de burada zaten. Hastalık da burada başlıyor. Sıkıntı burası. Sevmiyorsan uzak dur, beğenmiyorsan. Biz yaşam enerjimizin, özgüvenimizin çalınacak bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Oysa ki arkadaşlar, hani ya benim özgüvenim niye birinin hedefi olsun ki? Hani biz şöyle düşünüyoruz. Tamam, param vardır, birileri benim paramı suistimal etmeye çalışır. Evim, arabam vardır, beni suistimal etmeye çalışır. İmkanlarım vardır, onu işe sokmam için beni... Peki benim özgüvenimden ne istiyor? Benim canlılığımdan ne istiyor? Benim kendimden, kendimi sevmemden ne istiyor? Çünkü o kendini sevmiyor. O canlı değil. O hissedemiyor. Onun ışığı yok.
Sen güneşsin, o ay o ışık üretemiyor. Dolayısıyla da içindeki bütün kötü şeyleri sana yüklerken sendeki bütün iyi şeyleri almaya çalışıyor. O yüzden de arkadaşlar benim size tavsiyem şu. Dedim ya seste sıkıntı var. İnşallah sesin çok tırmalayıcı, boğucu falan gelmiyordur. Her günün sonunda, her ilişkide, hayatınıza yeni giren her insanda. Hani böyle bazen evinize tanımadığınız biri gelir, içinize bir şüphe düşer. Şöyle bir bakarsınız. Orada da küpelerim vardı, aldım acaba falan diye. Yani hani bir şüphe olur ya, bilmiyorum bende oluyor, size oluyor mu? Hani eve böyle tanımadığım biri geldiğinde, girip çıktığında böyle bir bakarsınız. Bir kaybolan bir şey var mı falan diye, değil mi? Bakacaksınız, kaybolan bir şey var mı? Ve özgüveninizin, mesela anne babanızın belki bin bir güçlükle size yüklemeye çalıştığı özgüven, yani kendinizi iyi hissetme hali, yani kendinizden memnun olma hali. Bunlar narsist insanların hedefidir. Narsist insanlar gelip evde paranızı bir çalmaz, öyle değil yani. Onların peşinde koştukları şey ruhunuz. Onlar sizin ruhunuzu istila ederler. O yüzden bu tür ilişkilere tek parça halinde başlarsınız ve bir ilişkinin sonunda ya ben aslında o kadar da iyi değilim. Ya Ayşe benden daha iyi bence. Yani ben onun kadar iyi değilim. Hani iyi olduğunuz konularda bile artık yeterince iyi olmadığınızı fark edersiniz. Ve gece dışarı çıkıp yürüyebilen bir insanken bir ilişkide artık gece korkmaya başlarsınız. Kendi kendinize mesela evde tamirat falan yapabilirken o yapsın falan. Arabayı o kullansın, o getirsin, o götürsün. Biri der ki size ya kendine gel. Sen böyle biri değildin. Yo ben böyleydim falan. Sizden gidenin hesabını bir muhasebeci gibi tutmak zorundasınız. Özgüven dediğimiz şey, zannediyoruz ki hani özgüven sadece ben korursam, yani özgüven sadece işte geliştiririm, büyürüm ve kimse bunu hedef almaz. Mutluluğumu hani kimse hedef almaz. Niye çalsınlar? Niye çalsınlar? Çünkü diyorum ya, narsist insan hayatını çocukluk yıllarında dondurmuştur. Acıyı hissetmemek narsist insanın en birinci amacıdır. Acıyı hissetmemek için içinde bir bölme yapmıştır. Bunu 5. kere söylüyorum. Kendini bölmüştür. Bütün iyi taraflarını kendine mal etmiştir. Ve içindeki bütün kötü taraflarını da taşıtacak bir duygu hamalı ihtiyacındadır. Siz onun için sadece onun pis çuvalını taşıyacak bir nesnesiniz. Bunu unutmayın. Bunu mutlaka fark ediyorsunuz. Bakın ilişkilerde bunu mutlaka fark ediyorsunuz. Başta konduramıyorsunuz. Ama eninde sonunda fark ediyorsunuz. Fakat bu şu demek değil. Her kıskanç insan, her kötü insan narsist değil. Kötülük kılığında geliyorsa zaten hiç problem değil. Biri beni kıskanıyorsa, kıskandığını belli ediyorsa ben onunla baş edebiliyorum. Ama zaten biri beni kıskanıyorsa benden uzak duruyor. Hani ya da geliyor laf sokup gidiyor. Ama narsistler asla böyle yapmıyor. Bize hayran gibi yaklaşıyor. Hep satır aralarında, yani laflarını öyle bir, hani öyle bir noktada iletişim becerir, öyle bir kuvvetli ki onun yetersizliğini ben taşıyorum. O yeterliymiş de hani bir şekilde böyle kağıtları değiştiriyor. Bir şekilde hop bir el çabukluğuyla hop bunu değiştiriyor. Ben yetersiz oluyorum, o yeterli oluyor. Hop rolleri değiştiriyor. Lütfen şüphe ettiğiniz ilişkilere, hem cinslerinizle olabilir, yeni başladığınız bir aşk ilişkisi olabilir. Lütfen bu gözle bakın. Kocam öfkelendi, bağırdı narsist. Hayır, öyle kocam öfkelendi, bağırdı narsist değil. Hani narsist, hani bu narsistlik konusunda bir video çektikten sonra kocam narsist, o narsist, bu narsist. Hayır, öyle narsist değil öyle herkes. Narsisti tanımak için çaba harcamalısınız. Çaba harcamalısınız. Ve bu insanların yanında, bazı insanlar hayatınıza girdikten sonra neşenizde, yaşam enerjinizde, tutkunuzda, coşkunuzda, hayallerinizde bir azalma var mı? Buna bakın. Buna bir bakın. Yani sizden bir bakın kasanıza, dolabınıza bir şeyler eksilmiş mi? Böyle hemen narsist diye veriyorsanız öyle kolay tanınmıyor arkadaşlar. Bugün onu birazcık anlatmak istedim. Hala daha videonun başını anlatıyorum. Notlarım da olmasına rağmen konuyu da biraz dağıttığım için sonuna karşı bir şey birazcık unutmuş olabilirim. Bugün bu videoda aslında anlatmak istediğim, geçen gün bunu Instagram'da da yazdım. Umarım mesajı verebilmişimdir. Hani narsist videosu izleyip hemen herkese narsist tanısı koymayın. Bu bir. Kıskanç, öfkeli, işte kötülük yapan herkes narsist değildir. Bu da iki. Kötülük kılığında geliyorsa bundan hiç korkmayın. Kötü bir insan kötü olduğunu belli de ediyorsa, sizi çekemediğini, sizi kıskandığını belli ediyorsa bundan hiç korkmayın. Narsist insan asla sizi çekemediğini belli etmez.
Narsist insan öyle bir yapar ki siz kendi isteğinizle vazgeçtiğinizi zannedersiniz. Mesela narsist bir koca hiçbir zaman bu eteği giyme demez. Siz o eteği kendiniz giymezsiniz. Size bir şekilde o eteğin yakışmadığını size inandırır. Çirkin olduğunuza, efendime söyleyeyim, ne bileyim, işte sesinizin kötü olduğuna sizi inandırır. Davranışlarınızda bir problem olduğuna sizi inandırır. Ya yanlış anlama ama galiba sen burada çok yapamayacaksın gibi hissediyorum. Yani tabii ki de gibi yaklaşır. Hani hep iyilik gibi yaklaşır, size yardım ediyor gibi yaklaşır. Düşmanına yakın olan, düşmanındakini almak için, yani aslında nefret ettiği, aslında ya da hiçbir şey hissetmediği insanlara ihtiyaç duyan cansız insanlardır. Narsist insanların özelliği cansız olmalarıdır. Onlarla çok gülüyor, eğleniyor olmanız bir şey değiştirmez. Onların bazı boşlukları dolduruyor olması, hiçbir şey değiştirmez arkadaşlar. Bu konuya dikkat etmelisiniz. Bu insanları tanımalısınız, ayırmalısınız ki kendinizi tek parça halinde koruyabilin. Çünkü bu insanlar tehlikeli arkadaşlar. Neden derseniz dengenizi bozuyorlar. Dengenizi bozuyorlar ve dengeniz bir kere bozulduğunda, içsel bütününüz bozulduğunda daha da bağımlı hale geliyorsunuz. Düştükçe ona daha fazla sarılıyorsunuz. Düştükçe ona daha fazla. Çünkü ona ihtiyacınız olduğuna inanıyorsunuz. Oysa ki ona ihtiyacınız yok. Ne kadar çok düşerseniz, çünkü derdinizin dermanı aslında. Hem derdiniz o, hem dermanınız o. Böyle bir bağımlılık. Klasik bağımlılık haline geliyor. Narsist insanların sizi kendilerine bağımlı kılmalarına izin vermemelisiniz. Ne yapmalısınız? Gücünüzü toplamalısınız. Ne münasebet ya? Ben bu eteği hep giyiyordum. Ne münasebet ya? Ben buraya hep gidiyordum. Ben hep İngilizce konuşuyordum. Ben hep buralarda dolaşıyordum. Ben hep gece 10'da eve gelebiliyordum. Niye gelemediğimi düşünüyorum. Ben hep araba kullanabiliyordum. Yani ben hep burada bunu yapabiliyordum. Niye yapamadığımı düşünüyorum? Niye başardığım şeyleri başaramıyormuş gibi hissediyorum? Nerede kaybettim? Kim kaybettirdi? Düşünün arkadaşlar. Düşünmek. Psikolojik sağlığımız için çok düşünmeliyiz. Çok düşünmeliyiz, az hareket etmeliyiz. Çok düşünmeliyiz, önce kafamızda oturtmalıyız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Herkesin narsist olmadığını unutmayın. Bunu özellikle söylemek istedim. Narsist insanları kötü insanlardan ayırın. Kötülükle baş edersiniz. Bir şekilde hepimiz Allah'ın izniyle baş ederiz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.